Günaydın sevgili dostlar. Vehibe'nin Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok büyük bir kasadan başlamak istedim. Kocaman kocaman oldular. Bu rengarenk krasuladan başlamak istedim. İyi seyirler. İyi seyirler dostlar. Bu da fırfırlımız. Güneş çarptığı için pek görünmüyor, yansıma yapıyor. Bu açıdan göstereyim. Evet. Buradan daha güzel görünüyor. Şuna bakar mısınız? Bu da çizgili aynumuz. Tıkış tepiş oldu hepsi. Ayırmaya kıyamıyorum ama. Şuna bakın. Ayırmayı da düşünmüyorum ama güneşe koymam lazım. Güneşe koyunca daha bir gelişiyorlar. Bu da minik minik sedumumuz. Severek almıştım ama gölgede kaldığı için böyle dağıldı. Şuna bakın. Şimdi biliyorsunuz sevgili dostlar, ben sürekli bitkilerimi ilaçlıyorum. İlaçlamazsam kurtaramam. Mantardan, bitten, haşerelerden. Sürekli ben ilaç atmak zorundayım ve şu an bir hafta 10 gün olmasına rağmen ilaç atalı hala çok kötü kokuyorlar. Şuna bakar mısınız? İlk defa bu kadar yakından gösteriyorum size bunu. Bunun variegatasını almak istedim. Şu kadarcık dalı, şu sadece bu kadarcık dalı 150 lira istediler. Ben de öldürmekten korktuğum için vazgeçtim, alamadım. Bu da renkli aynumuz. Variegata. Bunlar aslında rengarenk oluyor şu elimde tuttuğu. Ama gölgede olduğu için gerçek rengini almadı daha. Fazla ilaçta bazı yaprakları döküldü ve hala dökülüyor. Bakın. Bu da kocaman çamımız. Şu tombul yapraklıyı göstermek istiyorum. Ondan birkaç tane almıştım. Maalesef sadece bu kaldı. Nedenini bilmiyorum ama bir baktım hepsi çürümüş. Olduğu yerde çürümüş. Su vermediğim halde. Bu da serenamız. Güneşte olsaydı daha çabuk renklenecekti. Daha çok renklenecekti ama güneşe koymadım. Bunlar da sanırım ikisi aynı. Gördükçe aldım, gördükçe aldım. Aynı mı değil mi diye bakmadım bile. Bunlar da öyle, ikisi de aynı. Bu da yapraktan ürettiğim Loa Maona. Kışın kıpkırmızı oluyor. Gördüğünüz ölüyordu. Çoktandır su vermeyi unutmuştum. Bir kenara atıp bırakmıştım. Sonra sık sık sulamaya başladım. Canlandı. Bakın ama dokununca dökülüyor işte bu. Kopu veriyor.
sorun değil. Tekrar kök atıyor zaten. Bu da letiziyamız. Kış tam rengini alıyor. Kışın yani, pardon. Kıpkırmızı oluyor. Bunları duvara asmıştım sevgili dostlar. Sonra baktım, dedim buraya çıkarayım. Burası esinti olduğu için çok çabuk gelişir ve gerçekten de 3 gün içerisinde gelişti. Bunlar da satılmış sevgili dostlar. Ayşe Hanım'a gidecek. O da benim gibi yeni taşındığı için şimdi göndermemi istemedi. Bayramdan sonra gönderecektim, gönderme dedi. Birkaç gün sende kalsınlar. Sonra gönderirsin. Tamam dedim. Şuna bakın. Rengarenk. Çok güzel bir rengi var. İnşallah sizde çok kocaman kocaman olurlar Ayşe Hanım. Bundan da daha önce bahsetmiştim. Sadece yapraktan çoğalan bir tür. Pardon, yapraktan değil, dipten çoğalan bir tür. Yapraktan olmuyor. Bu da gelinine hediye. Kocaman. Şunlar da yeni seçti. Eklenecek kasaya. Tek bir yapraktan bu gördüğünüz kocaman bir saksı oluyor. Yayılıcı bir bitki. Mendozamız. Güneşte olduğu için gerçek rengini aldı. Bir şey göstereceğim size. Ona benzeyen bir tür daha var. Onun adı Ellen. Daha koyu. Şuna bakın. Bu da başka bir türümüz. İsmi Herkülesmiş bu. Şimdi de kocaman saksılara geldik. Şuraya bakın. Kışın bu çok güzel bir renk alıyor, mora dönüyor. Bu da çok sevdiğim saksım. Kocaman kocaman. Renkli krasulamız. Bunun ismini unuttum. Çok pahalıya almıştım bunu. Çok güzel rengi var. Yaz kış. Ama kışın tabii daha koyu oluyor. Kocaman saksımız. Şuna bakar mısınız? Devrilmesin diye buna böyle herek bağladım. Bu da yayılıcı bir tür. Kol attıkça kök veriyor. Bakar mısınız? Kök vermiş. Thank you.
Evet sevgili dostlar, şimdilik bu kadar yeter. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.